her bir mahluk Allah'ın varlığını ve birliğini onlarca delille ispat eder. Üstad Hazretleri Katrı isimli eserinde bu delillerden 55 tanesini beyan etmiş. Bizler bu derste iki delili tahlil edeceğiz. Üstadımız şöyle diyor. Her bir şey bir kadiri i ezelinin vücubu vücuduna iki cihetle şehadet eder. Biri takadının binler derece fevkinde vazifeleri görmekteki acz mutlak lisanıyla o kadirin vücuduna şehadet eder. Şimdi bu delili tahlil edelim. Mesela bir çocuk görseniz tek eliyle bir treni çekiyor. Hemen dersiniz ki bu treni çeken bu çocuk olamaz. Çünkü bu treni çekmek için gereken kuvvet o çocukta yoktur. O halde benim görmediğim başka bir kuvvet olmalıdır. Bu çocuk sadece o kuvvetin bir perdesidir. Size bu muhakemeyi yaptıran şey sebep ile netice arasındaki dengesizliktir. Misaldeki çocuk sebeptir, treni çekmesi de neticedir sebebin gayet zayıf ve aciz olması, neticenin meydana gelebilmesi içinse büyük bir kuvvete ihtiyaç duyulması o sebebi faillik makamından kovar ve başka bir failin varlığını ispat eder. Sizler bu kuvvet sahibini bizzat görmeseniz de varlığından şüphe etmezsiniz. Çünkü icraatı göz önündedir. Acaba şu alemde bundan daha hayret verici işler olmuyor mu? Elbette oluyor. Hem de daha ilginçler. Küçücük tohumlardan dağ gibi ağaçlar çıkıyor. Ağaçların kupkuru dallarına renkleri farklı, tatları farklı, şekilleri farklı meyveler takılıyor. Simsiyah toprak adeta bir kazan oluyor içinde her türlü sebze pişiriliyor. İnsanın bütün hayat macerası ve öğrendiği her şey hardan tanesi kadar küçük olan hafızasında kaydediliyor. Bir damla sudan insan yaratılıyor. Evet, saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok mucizevi işler her zaman gözümüz önünde yaratılıyor. Neticeleri meydana getiren sebepler gayet aciz ve basit iken onlardan meydana gelen neticeler gayet sanatlı, hikmetli ve kıymetli oluyor. İşte bu hal ispat eder ki bu neticeleri yaratan bu sebepler değildir. Bilakis bu işleri yapan Allah Teala'dır. Sebeplerse sadece Allah'ın kudretine bir perdedir. Sizler de daha sonra sebep ve neticeler arasındaki uyumsuzluğu tefekkür edin. Bu tefekkürünüzde şu hadiselere bakabilirsiniz. Bulut sebeptir, yağmur netice. Yumurta sebeptir, tavuk netice. Beyin sebeptir, orada bir kütüphanenin yazılması netice. Atomlar sebeptir, seslerin nakli netice. Bal ağrısı sebeptir, bal netice. ipek böceği sebeptir, ipek netice. Tefekkürünüz esnasında sebeplerin ne kadar aciz, basit, cansız ve cahil olduğunu, neticelerin ise son derece sanatlı ve hikmetli olup ilmin ve kudretin eserini gösterdiğini düşünün. Daha sonra da bu sebepler arkasında işi yapan zatı yani Allahu Teala'yı akıl gözüyle gör. Şimdi ikinci delili okuyalım. İkincisi her bir şey nizamı alemi teşkil eden düsturlara ve muvazene mevcudatı idame eden kanunlara tatbiki hareket etmekle o alimi kadire şehadet eder. Allah'ın varlığına en büyük delillerden biri de intizam hakikatidir. Zira şu kanatta sinek kanadından tutun semavatın kandillerine kadar bir atomdan tutun denizlerin diplerine kadar öyle bir intizam vardır ki intizamı yaratan zatın varlığını Güneş gibi ispat eder her bir varlık bu intizamı muhafazaya çalışır. İntizamı oluşturan kanunlara uygun hareket eder ve bu dengenin devamına hizmet eder. Bir örnekle meseleyi somutlaştıralım. Atmosferde %21 oksijen, %77 azot ve %2 oranında da diğer gazlar vardır eğer oksijen %21 oranında değil de biraz daha fazla olsaydı ocağı yakmak için kibriti çaktığınızda dünyayı yakabilirdiniz. Ya da biraz daha az olsaydı boğazımıza bir ip geçirilmiş gibi nefessiz kalırdık. Her bir bitki ve çiçek bu oksijen ve karbondioksit dengesini ayarlayacak şekilde adeta bir hesap uzmanı gibi çalışır. Havadaki karbondioksidi alıp oksijen üretir. Eğer karbondioksit çoğalırsa solunumlarını hızlandırıp daha fazla oksijen üretirler. Eğer oksijen çoğalırsa üretimi yavaşlatırlar. Şimdi sormuş şu. Kendinden dahi haberi olmayan bu cahil bitkiler Havadaki gazın oranını nasıl ölçüyorlar? Biz mahlukatın en akıllısıyız. Bunu biz yapamayız. Bir çiçek, bir ağaç bunu kendi başına nasıl yapsın? Hadi yaptı diyelim. Peki karbondioksitten oksijen üreten fabrikayı vücuduna nasıl kurmuş? Hadi kurdu diyelim. İyi de bu işi niçin yapıyor? Niçin yoruluyor? Niçin zahmet çekiyor? Şu dünyada 3-5 gün yaşayacak, keyfini sürse ya. Demek onu bir başkası çalıştırıyor. O bu işleri kendi yapmıyor ve yapamaz. Buna ne gücü ne de ilmi yeter. Bu misal gibi bütün varlıklar bu alemdeki intizama ve dengeye uygun hareket etmekte, nizamı muhafazaya çalışmaktadırlar. İşte bu hal ispat eder ki, perde arkasında bir zat vardır ve bütün bu icraatlar onun icraatidir. Dersimizi burada tamamlayalım. Allah'a emanet olun.